Sanatla devam ediyoruz ve New York'a uzanıyoruz. Türk sanatçılar New York'ta İstanbul rüzgarı estirdi. Amerika'nın New York kenti İstanbul Esintisi adlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 9 Türk sanatçının eserleri sergileniyor. Şimdi o serginin kuratörü karşımızda Şanel Şan'la görüşeceğiz. Kendisi sergi için New York'ta bulunuyor. Sayın Şanel Şan, hoş geldiniz öncelikle programımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi siz bu serginin küratörüsünüz ve 9 Türk sanatçı. Amerikalı sanatseverlere ne anlatıyor olacaklar bu İstanbul Esintisi adlı sergiyle? İstanbul Esintisi ismini verdiğimiz sergide bahsettiğiniz gibi 9 Türk sanatçı yer alıyor. Bu sergimizde amacımız İstanbul'un ilham dolu, aynı zamanda çeşitliliği alkışlayan kimliğini ortaya çıkartmaktı bizim amacımız ve bunu bütün dünyaya tanıtmak gibi bir üst misyonumuz var. Buradaki 9 sanatçının her biri farklı tarzlarda üretim yapan, her biri farklı sanat felsefelerine sahip, farklı tarzlara, tekniklere sahip isimler. Aynı İstanbul'un çok kültürlülüğü, aynı zamanda yani sadece İstanbul demek de doğru değil tabii ki. Tüm Türkiye'nin, Türk coğrafyasının sahip olduğu çok kültürlülüğü, çok zengin dilli olmanın bir çeşit yansıması bu sergi aslında. Sanatçılarımız, bir ressam sanatçımız var. 8'i heykel üzerine çalışan isimler. Birazcık da burada bir sanat tasarım üçgeninde de bir çalışma sunmaya çalıştık. Bu yüzden bronzla çalışan, camla çalışan ve çeşitli demir gibi farklı malzemeleri de kullanan 9 ayrı kimliği Amerikalı sanatseverlere ulaştırmayı planladık. Biraz sanatçılardan bahsedelim isterseniz. Türkiye'nin doğuyla batıyı birleştiren o kültürel mozaiğini yansıtan eserler sunuyorlar Amerikalı sanatseverlere. Biraz o sanatçıları bahsedecek olursanız, biraz eserlerden bahsedecek olursanız neler görüyoruz bu sergide, neler çıkıyor karşımıza? Sergimizde bahsettiğiniz gibi tabii ki bir çok kültürlülük kavramının altı çiziliyor ve burada mesela Nadia Arditi bronzla çalışan bir sanatçımız. Meral Değer ve Camekan grubu yine camla çalışan sanatçılarımız. Oldukça emek sarf ettikleri ve sergiye özel olarak ürettikleri eserleri sergileniyor burada. Bunun dışında seramikle çalışan Dilek Aydıncıoğlu, mermerle çok önemli, çok değerli işleri imza atan Dinçer Güngörür. Bunun dışında çok ilgi çekecek bir isim var. Semra Özümerzifon balık ağlarıyla üretim yapıyor. Balık ağlarından çeşitli kavramsal heykeller yapıyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin de üç tarafı denizlerle çevrili. Doğal olarak yani denizden, balıkçılıktan etkilenmemek mümkün değil. Rengarenk ağlarla yaptığı heykeller sergide yer alıyor. Onlar da çok dikkat çekici parçalar olduğu için özellikle söylemek istedim. Bunun yanı sıra genç sanatçımız Derya Özparlak'ın uçan kız heykelleri var. Balonlara asılmış, hayal lerin peşinden koşan kızlar bunlar. Tavandan asılarak sergileniyor bu balonlar. Çok keyifli, çok kimlikli, güzel bir sergi oldu. Bizim de içimize sindi. Bu Amerika'da ilk yolculuğunuz değil aslında. Sizi daha önceki aylarda Chicago'da da gördük. Amerikalı sanatseverlerden aldığınız tepkiler nasıl? Biraz Türkiye'yi anlatma fırsatı buldunuz mu? Yani Türkiye'nin o çok kültürlülüğü mesajı Batı'ya, bu tarafına Batı'nın geldi mi, verilebildi mi biraz? Dediğiniz gibi bizim zaten Armagan Art and Design Galeri olarak üst misyonumuz bu. Türk sanatını, Türk tasarımını dünyaya duyurmak gibi bir üst misyonla hareket ediyoruz. 3 yıldır SOFA Chicago Fuarı'na katılıyoruz, Navy Pier'de düzenlenen. Burada her yıl, ilk yıl 7, ikinci yıl 11, en son yıl 8 sanatçımızla birlikte katıldık bu fuara. Chicago'daki sergilenen eserler ne kadar kalabalık bir sanatsever topluluğuna ulaşmıştı? New York'ta da aynı ilgiyi bekliyor musunuz? SOFA Fuarı çok önemli bir fuar. 21. yılını kutlamış bir fuar. O yüzden hem dünya sanat takviminde hem Amerika sanat takviminde insanların özellikle izlediği, takip ettiği,
farklı şehirlerden pek çok alıcının, koleksiyonerin, müze direktörlerinin, küratörlerin uğradığı, eleştirmenlerin gezdiği bir fuar. O yüzden bizim için orada bulunmak çok önemli. Yaklaşık 30 bin kişi geziyor bu fuarı ve pek çok farklı ülkeden, farklı kıtadan galeriler de katılıyor. Tek Türk stand olarak oradayız. Bundan önce tabii ki biz bu fuara Turkish Culture Foundation desteğiyle katılıyoruz. Onların verdiği destek de bizler için çok önemli. Burada yer alan Tek Türk stand olarak İstanbul ismiyle tabii ki çok büyük bir ilgi çekiyoruz. Burada pek çok satışlarımız da oluyor. Çeşitli yani Amerika'nın çeşitli şehirlerine Türk sanatçıların işleri gitmiş oluyor, evlere girmiş oluyor. Bu da bizim için çok keyifli. Çünkü satın alanlardan daha sonra eserleri koydukları mekanların fotoğraflarını isteyip bunları bir şekilde arşivliyoruz. Büyük bir keyif tabii ki bizim için. Şimdi New York'ta tabii ki bir fuar değil, bir sergi, daha özel bir sergi olduğu için farklı bir şey olacak. Ama bugün daha açılış gününe dair 150 kişilik bir katılım bekliyoruz ki bu da çok önemli bizim için. Bir ay süreyle Banner Rialto'da yer almaya devam edecek sergimiz. İnternet sitemizden gerekli detaylı bilgilere de ulaşabilir izleyicilerimiz. Türk sanatçıları daha sık Amerika kıtasında görecek miyiz bundan sonra? Evet, buna kesinlikle evet cevabını verebilirim. Özellikle bu İstanbul esintisi sergisi bizim için bir başlangıç. Zaten bütün davetiyelerimizde de New York'ta ilk sergimiz dedik. Ama bunun devamı geleceğinin bir sinyalini vermekti buradaki amacımız. Gerek New York'ta gerek farklı fuarlarda Amerika kıtasında yer alan Türk sanatçılarını desteklemek için yer alacağız. New York'taki Amerikalı sanatseverlerle buluşan İstanbul Esintisi sergisinin küratörü Sayın Şener Şan, çok teşekkür ederiz efendim sorularımızı yanıtladığınız için. Biz teşekkür ederiz konuk ettiğiniz için, çok sağ olun. Bugüne kadar Amerika'nın Sesi televizyonda, radyoda ve internette sizlerle birlikte oldu. Şimdi de Amerika'nın Sesi'nin ücretsiz ve hızlı mobil uygulaması akıllı telefonunuzda. Flash haberler alabilir.